Türkiye'nin vizyonundan merhabalar sevgili izleyenler. Gün ortası bülteniyle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dün hem ülkemiz hem de dünya tarihi açısından çok önemli bir gün yaşandı. İlk kez bir Türk ilim adamı Rus parlamentosunun da ekonomi tezini anlattı. O isim Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş. Profesör Baş, kapitalizmi ve sosyalizmi tarihe gömecek tek tez olan milli ekonomi modelini Duma'da bakanlara, milletvekillerine, ekonomistlere ve basın mensuplarına sundu. Yaklaşık bir saat süren sunum ilgiyle takip edildi. Sadece Türkiye veya Rusya değil, dünyaya umut olan bu konuşmanın genel ifadeler içeren ilk bölümünü aktaracağız. Profesör Doktor Baş'ın milli ekonomi modeli madde madde anlattığı konuşmasını hafta boyunca bültenimizde bulabileceksiniz. Уважаемые коллеги, тяжелым, драматическим испытанием. Dünyanın sayılı süper güçlerinden biri olan Rusya, ekonomisini daha da iyi bir noktaya taşımak için milli ekonomi modeline sarıldı. Но все же объем выпуска военной продукции. 2005'ten bu yana modeli kalkınma programlarını alan Rusya, kapitalizm ve sosyalizmin çok ötesinde olan bu tezi bizzat sahibinden dinlemek için Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ı davet etti. Rus parlamentosunda sunum yapmak için kalabalık bir heyetle bu ülkeye giden BTP lideri Rus milletvekilleri tarafından karşılandı. Türkiye saatiyle 12'de başlayan sunum 1 saat 5 dakika sürdü. Rus bakanlar, milletvekilleri, ekonomistler ve basın mensupları Profesör Doktor Haydar Baş'ı ilgiyle takip etti. Sosyal devlet projeleriyle BTP lideri konuşmasına dünya genelinde 120'den fazla ülkenin kendisinin kaleme aldığı milli ekonomi modelini kullandığını söyleyerek başladı. İktisat literatürüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Venezuela, Brezilya, Vatikan, Japonya, Şili, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Güney Kore gibi 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Profesör Doktor Haydar Baş, milli ekonomi modelinin kısa bir özetiyle konuşmasına devam etti. Globalizmin ekonomik ayağını oluşturan kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin siyasi boyutu olan demokrasinin ve sosyal boyutu olan insan haklarının dünyaya kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiği milli ekonomi modeli sürekli büyümeyi temin etmesi, adil bir gelir dağılımını sağlaması, tam istihdamı temin etmesi yani işsizliği önlemesi insanlara tek kurtuluş formülüdür. 7 uluslararası kongreyle dünyaya duyurulan milli ekonomi modeli özellikle Rus profesörlerin ilgisini çekmişti. O profesörlerin konuşmalarını hatırlatan BTP lideri tezinin insanlık için tek çıkış yolu olduğunu belirtti. 7 uluslararası kongrede tartışılan tezimizi değerlendiren ilim adamları tezin dikkat çeken noktalarını ifade ederken kapitalizmin yıkıcı tahribatlarını anlattılar. Ülkelerindeki problemlere çözüm bulduklarını ifade ettikleri milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. Rus dostum Profesör Doktor Viktor Min'in biz Ruslar her şeyi denedik. Marksizmi, sosyalizmi dahi bize yardımcı olamadı. Çünkü onların da prensipte kapitalizmden farkı yoktu demişti. Rus profesörlerin altını çizdiği MEM çözümleri bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki MEM halledilmeyen bütün problemleri halletmiştir. Bunun için de MEM uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında üçüncü büyük tez olarak literatürdeki yerini almıştır. Milli ekonomi modelinin 100'den fazla ülke tarafından kısmen kullanıldığını tekrarlayan Bağımsız Türkiye Partisi lideri, modelin hangi yönlerinin uygulamada olduğunu da tek tek sıraladı. Tezin kendi içinde matematiksel bir denge oluşturduğunu görmeleri, üretim ve tüketim arasındaki dengenin sağlanabilmesi,
tüketim yanlısı olması ve sürekli büyümeyi temin etmesi, kaynaklar sınırsız ve ihtiyaçlar sınırlı izahımız, kaynakların devlet-millet ortaklığıyla işletilmesi, küresel güçlere karşı milli devletin ayakta durabilmesi, işsizlik konusunu halledebilen tek tez olması, devletlerin piyasalara müdahale etmesi, küresel aktörleri devreden çıkarması, yani sömürüye karşı olması, insan merkezli olan tezin sosyal devleti hayata geçirebilmesi, bütün bu çözümleri takdir ettiler. Profesör Doktor Baş, Amerikan başkanları Bush ve Obama'nın dahi milli ekonomi modelinden faydalandığını belirtti. Hatırlanacaktır, Bush ve Obama arasındaki başkanlık seçimlerinde Bush krizden çıkış için çok harcayanların cebine para koyulduğunda Obama bu projeler müşahit değil, milli ekonomi modelinden alıntıdır demişti. Ancak aynı Obama başa geçer geçmez senatoya sunduğu ekonomi paketinde milli ekonomi modelinden yaptığı alıntıları tüketim ve teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi. Ama bu sefer milli ekonomi modeli alını Bush da Obama da zikretmemiştir. Avrupa Birliği'nin içine düştüğü Euro krizine de değinen BTP lideri, kendisinin 2000 yılında bu krize işaret ettiğini, Nobel ödüllü Stiglitz ve ünlü spekülatör George Soros'un bu tespiti ancak 2012 yılında yapabildiklerine dikkat çekti. Nobel ödüllü Stiglitz, AB ülkelerinde ortak para birimi Euro'ya geçişle başlayan krize dikkat çekerek, bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağladı. Bu görüş, bendeniz AB ülkelerinin ortak para birimi Euro'ya geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın yoluyla açıklamıştım. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti 12 sene sonra benden kobya iledir. Memde yer alan senyoraj devreye konması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları tezimizin bir gerekçesidir. Ve ünlü para babası Soros, birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar ortak parayı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz, Euro'nun AB'nin sonunun olduğunu görememişlerdir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece ben oldum. Profesör Doktor Haydar Baş, milli ekonomi modelinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğinin de altını çizdi. Senyorajın devreye konması, paraya getirilen yeni tarif, faizsiz bir sistem olması ve devletlerin ekonomiye müdahalesini kabul eden yaklaşımı ile milli ekonomi modeli tek çözümdür. Bizim tezimizin en önemli farkı, her bir diğerine destek olan kurallarının tamamının aynı anda devreye konmasıdır. Milli ekonomi modeli kurallarıyla bir bütündür. Konuşmasının kalan kısmında milli ekonomi modelini madde madde anlatan BTP lideri finali şu cümlelerle yaptı. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Türkiye'nin dış ticaret açığı yeni yıla hızlı bir artışla başladı sevgili izleyenler. %2,4 artan açık ilk aydan 7,3 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ocak ayında dış ticaret açığı %2,4 artarak 7 milyar 120 milyon dolardan 7 milyar 291 milyon dolara çıktı. Rakamlar ise beklentilerin üstünde. 2013 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,9, ithalat %7,6 arttı.
Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 2012 Ocak ayında %43,5 iken 2013 Ocak ayında %41,9'a geriledi. Dış ticaret açığı geçen yıl 84 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açığın bu yıl sonunda 95 milyar dolar olması bekleniyor. Başbakan Erdoğan, Viyana'da Medeniyetler İttifakı toplantısına katıldı sevgili izleyenler. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye'deki isyancı teröristlere her türlü desteğin verildiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Medeniyetler İttifakı Viyana forumuna katıldı. Açılış konuşmasında Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdi. Başbakanın asıl dikkat çeken açıklamaları basın toplantısında geldi. Bir muhabirin Suriye ile ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, isyancılara her türlü desteği verdiklerini belirtti. Özgürlük mücadelesini verirken bizler tabii komşuları olarak kendilerine elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de sonuna kadar devam edeceğiz. Açık kapı politikasıyla da Suriye'den bize sığınan bütün kardeşlerimize kapımız açıktır. Onları da kabul etmeye devam edeceğiz. Başbakan Erdoğan, devlete baş kaldıran isyancılardan övgüyle söz etti. Muhalif güçlerin buradaki verdiği mücadele her türlü takdirin üstündedir. Bütün imkansızlıklara rağmen Suriye halkının demokratik mücadelesine zemin hazırlama gayretidir bu mücadele. Erdoğan'ın özgürlük savaşçısı ilan ettiği isyancılar, Şanlıurfa'da dün gece Mehmetçi'ye saldırıp çok sayıda askerimizi yaraladı. Suriye'de bombalı saldırılarla her gün yeni sivil katliamlarına imza atan bu teröristlere karşı Rusya ve Çin Beşar Esad'ı destekliyor. Başbakan Erdoğan basın toplantısında bu desteği de eleştirdi. Tabii şu ana kadar uluslararası camia maalesef Suriye konusuna kendisinden beklenen tepkiyi koydu diyemeyiz. Ve bu kenarda kıyıdaki 2-3 ülkenin sırtına kalmış vaziyette. Batı'nın Büyük Orta Doğu projesinde kullandığı demokrasi ve özgürlük gibi tuzak kavramlar Suriye için de geçerli. Meşru yönetime karşı terör yoluyla başkaldırı, özgürlük arayışı olarak ifade edilmeye başlandı. Başbakan Erdoğan da Suriyelilerin özgürlüğü için destek istedi. Suriye halkının yanında tüm insanlık olarak yer almaya mecburuz. Eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer özgürlüklere inanıyorsak, bunun içinde fikri özgürlükler vardır, bunun içinde inanç özgürlüğü vardır. Bütün özgürlükler bu kapsamdadır ve inanıyorum ki özgürlük mücadelesini verenler buradan er geç galip çıkacaklardır. Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3C-130 uçağı Esenboğa Havaalanı'ndan kalkış yaptı, ardından Akdeniz semalarında görüldü. Bu çarpıcı iddia muhalefet tarafından meclis gündemine taşındı. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'a soru önergesi verildi. Suudi Arabistan uçakları Esenboğa Havalimanı'ndan Suriye'ye doğru uçtu. Türkiye bu şoka eden iddiayla çalkalanıyor. Suriye kritik bir süreçten geçerken bu olayın cereyan etmesi büyük tartışmalara neden oldu. Suudi uçaklar akıllı telefonların radar sistemiyle tespit edildi. Olayın 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştiği aktarıldı. Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait 3 adet C-130 nakliye uçağının rotası hakkında da bilgiler verildi. Uçakların Konya-Antalya rotasını takip ederek Akdeniz üzerinden uçtu ve Mısır kıyılarında radardan kaybolduğuna vurgu yapıldı. Bu ciddi iddialar Türkiye'nin hava sahasını yabancı silahlı kuvvetlere açması anlamını taşıyor. İddia doğruysa anayasanın 92. maddesi açık açık ihlal edildi. Zira yabancı silahlı kuvvetlerin yurda giriş çıkışının meclis kararına bağlı olması gerekiyor. Ve yine konuyla ilgili şok eden bir iddia daha. Askeri nakliye uçaklarıyla Taliban militanlarının taşındığı ileri sürüldü. Konuyu CHP Konya Milletvekili Atilla Kart meclise taşıdı. Buradan sesleniyoruz. Başbakan Erdoğan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verildi. Önergede şu sorular yer alıyor. Bu uçaklar hangi gerekçelerle Türkiye hava sahasını kullanmaktadırlar? Büyük tonajlı olan bu uçaklar Türkiye'den ne taşımaktadır ya da Türkiye'ye ne getirmektedir? Kimleri taşımaktadır, nereye gitmektedir? Bu uçakların Suriye'deki muhalif gruplara mühimmat ve silah desteği sağladığı yönündeki iddialar doğru mudur?
28 Şubat'ın yıl dönümünde iki emekli komutan hakkında tutuklama kararı çıktı sevgili izleyenler. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklanarak cezaevine konuldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar, dönemin İstihbarat Başkanı emekli Tümgeneral Yücel Özsır ve Muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya dün Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılarla ilgili karar gece saatlerinde çıktı. Aslan Güner, Mehmet Başpınar ve Mehmet Cumhur Yatıkkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli Tümgeneral Yücel Sır'ın tutuklanmasına karar verdi. İki emekli asker emniyete ait bir minibüste eskort eşliğinde Sincan F tipi cezaevine gönderildi. Bu mahkemeyi Türk halkı tanımıyor. ...28 Şubat sürecine ilişkin İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen semineri protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Polis gaz ve tazikli su sıkarak grubu dağıtmaya çalıştı. Türkiye Gençlik Birliği ve öğrenci kolektiflerinden oluşan bir grup öğrenci İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 28 Şubat'a ilişkin düzenlenen semineri protesto etti. Seminerin yapıldığı fakülteye sloganlar atarak gelen öğrencilere polis müdahale etti. Dağılmayan öğrencilere önce toplumsal müdahale aracıyla su sıkıldı ancak dağılmamakta direnen öğrencilere bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Bir süre slogan atan öğrenciler daha sonra dağıldı. Polisin üniversitedeki bekleyişi devam ediyor. Oynayacak olanlardır. Oynayacak olanlardır diyorum çünkü bugün burada etkinliği yapacak olanlar... Ve tartışmalı konu 4. yargı paketiyle bültenimize devam ediyoruz. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın meclise gönderdik dediği paket 4 gün geçmesine rağmen hala meclise gelmedi. Kulislerde 4. yargı paketine Öcalan ayarı yapılıyor yorumları geziyor. AKP grubunda da paketle ilgili bakanlardan imza toplanması dikkat çekti. Muhalefet bu gecikmenin terörist başı Öcalan'la açılım heyeti arasındaki görüşmelerle bir ilgisi olup olmadığını sordu. Dördüncü yargı paketi tam bir yılan hikayesine dönüştü. Açılım kapsamında hazırlandığı öne sürülen paketle ilgili olarak Öcalan ayarı geliyor yorumları her geçen gün ağırlık kazanıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç paketin pazartesi günü mecliste olacağını duyurmuştu. Ancak paket halen meclise gelmedi. Gecikme zaten var olan tartışmaları daha da hararetli hale getirdi. Şimdi soru şu, pakete Öcalan'ın görüşleri mi eklenecek? Bu noktada gözler Salı günü yapılan AKP grup toplantısına çevrildi. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerinden imza toplanması dikkatlerden kaçmadı. Bakanlara paketteki değişikliklerin imzalatıldığı ileri sürüldü. Zira terörist başı Öcalan, TCK 314'teki terör tanımı değişsin mesajı yollamıştı. Bakanlara attırılan imzalar bu talep dikkate alındı yorumlarına sebep oldu. Tartışmalar devam ederken Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan da açıklama geldi. Arınç'ın sözleriyle ilgili sanırım yanlış anlaşılma var diyen Atalay, bakanların imzalarının henüz tamamlanmadığını da ekledi. AKP grup toplantısında paketin içeriğinde değişiklikler yapıldığına dair bilgiler de geldi. CHP ve MHP cephesinden hükümete gecikmenin nedeni soruldu. Ayrıca gecikmede BDP'lilerin yaptığı görüşmenin bir ilgisi olup olmadığının açıklanması istendi. Sayın seyirciler, yabancı ülke vatandaşları mütekabiliyet yasasıyla Türkiye'de rekor oranda taşınma satın aldı. Yasa 9 ay önce çıkmıştı. Bu süreçte 11 bin yabancı Türkiye'den toplam 10.687 taşınma satın aldı. İşte çarpıcı ayrıntılar. Mütekabiliyet, yani yabancıların Türkiye'de mülk edinebilmesini mümkün kılan yasa. Hükümet bu yasayla yabancıların taşınmaz alımındaki bazı sınırlamalarını kaldırdı. Yasadan önce yabancıların toplam alabileceği alan 2,5 hektardı. Mütekabiliyet yasasıyla bu oran 30 hektara kadar çıkartıldı. Hatta Bakanlar Kurulu'na bu oranı 2 katına çıkarma yetkisi de verildi.
İlgili yasadan sonra Türkiye'de yabancı ülke vatandaşları taşınmaz alımında adeta rekor kırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasadan 9 ay sonra çarpıcı oranlar açıkladı. 11.008 yabancıya 2.513 arsa satışı yapıldı. Satışların 8.174'ü ise konut. Yani toplamda yabancılara 10.687 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Türkiye'de en çok gayrimenkul alanların başında Alman vatandaşları geliyor. Almanları İngiliz ve Avusturya vatandaşları izledi. Onları sırasıyla Amerika, Yunanistan, Avusturya, Suudi Arabistan, Rusya, Tanzanya, Tunus, Norfolk Adaları, Bangladeş, İzlanda, Lüksemburg, Macaristan ve Venezuela takip etti. Yunan vatandaşlarının alımları ağırlıklı olarak Ankara ve Eskişehir'den. Yabancılar genel olaraksa en çok Antalya'daki gayrimenkullere ilgi gösterdi. Antalya'nın ardından İstanbul ve Muğla en çok tercih edilen iller oldu. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği'nden bir haberle devam ediyoruz. Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İtalya'nın borç batağında olduğu biliniyor. Asıl tehlike ise Fransa. Alman ekonomi uzmanları Fransa'daki ekonomik sıkıntılardan oldukça endişeli. Türkiye'de iktidar ve muhalefetin vazgeçilmez hedef olarak nitelediği Avrupa Birliği parça parça dökülüyor. Kriz her ne kadar Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin üzerinde yoğunlaşsa da gözler kıtanın en büyük ülkelerinden Fransa'da. 5 trilyon dolar toplam borcuyla Fransa Dünya Borçlular Ligi'nde 4. sırada. Kişi başına düşen borç tutarı 78.387 dolar. İşsizlik ise son 21 aydır aralıksız artışta. Son verilere göre ülkede resmi olarak 3 milyon 170 bin kayıtlı işsiz bulunuyor. Bu rakamlar Fransa'yı Avrupa'nın yeni hasta adamı yapıyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ın sağ kolu olarak gösterilen ekonomist Ursula Weidenfeld bu tehlikeye dikkat çekti. Fransa'nın haftalık haber kültür dergilerinden Le Point'da konuşan Weidenfeld, Avrupa'nın en büyük sorunu olarak Fransa'yı gösterdi. Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin Almanya'yı Yunanistan'dan çok daha fazla kaygılandırdığını belirten Alman ekonomist, Fransa'daki işsizlik oranının, ekonomik gerilemenin, Fransız siyasilerin sorunların üstesinden gelme kapasitesinin ve alınacak olası önlemlerin ne derece uygulanacağının Almanya'yı derinlemesine endişelendireceğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, sahte vaatlerde bulunarak seçim kampanyası yürütmekle suçlayan Weidenfeld, emeklilik reformundan vazgeçilmesi, servet vergisi ve iş gücü maliyetinin yüksek olmasını eleştirdi. Fransa'da hükümet, 2013 için açıkladığı ekonomik hedeflerin tutturulamayacağını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. Avrupa Komisyonu da Fransa'nın bu yılki bütçe açığının hükümetin öngördüğünden fazla olacağını bildirdi. Ve Mali'ye uzanıyoruz sevgili izleyenler. Fransa'nın Mali'deki işgal harekatı sürüyor. Şehit olan yüzlerce Müslümanın yanı sıra Haçlı işgali insanları yerinden yurdundan ediyor. En az 430 bin Müslümanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Batı bir yandan Tunus, Mısır ve Suriye gibi İslam ülkelerinde iç karışıklık çıkarıyor, bir yandan da Libya ve Mali gibi İslam ülkelerine saldırarak yeraltı kaynaklarını yağmalıyor. Haçlı tanklarıyla Mali'nin kuzeyine doğru ilerleyen Fransız birlikleri yüzlerce Müslümanı katletti. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların da destek verdiği bu katliama Türkiye'de dahil İslam ülkelerinin sessiz kalmasına anlam verilemiyor. Fransa'nın başlattığı Haçlı işgali bu ülkenin halkını da mülteci hale getirdi. 430 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu Direktörü John Ging, Mali'deki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında 170 binden fazla insanın komşu ülkelere kaçtığını, 260 bine aşkın kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Mali'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve güvenlik sorunlarına işaret eden Ging, 585 binden fazla kişinin acil yiyecek yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu bölgelere yeterli yardım ulaştıramadıklarını dile getiren Ging, söz konusu yardımlar için acilen 153 milyon dolara ihtiyaç olduğunu, ancak bugüne kadar bu rakamın sadece 17 milyon dolarının taahhüt edildiğini bildirdi. Krizin en çok çocukları etkilediğine de değinen John Ging, birçok öğrencinin eğitiminin yarım kaldığını, sağlık koşullarının da kötüye gittiğini kaydetti.
Evet sevgili izleyenler, bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yayınımız haber yorum bölümüyle devam ediyor.